Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız ya? Bugün niye bu kamera yine karanlık ya? Çok güzel. Bir daha bakayım ayarlarına. İdare edeceğiz. <laughs> Görüşmeyeli nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bu şey Adidas şey, dızcı kombini değil mi bu? <laughs> Türk kombini bu. Ben aldığımda öyle değildi de sonra öyle oldu gerçi ya. İyi ya ne olsun. Uyku toparladım ama bünyem alışamadı. evet evet hızcı diyen sendin Emir hatırlıyorum. <laughs> Ay. Bugün yine tam istediğim gibi hazırlanamadan geldiğim bir yayında daha beraberiz. <laughs> e, dünkü yayın pazar şöyle gireyim aslında. Pazar dünkü günkü The Crest yayınını hem ben e, uyku düzenimi toparlamaya çalışırken iyice o gün bayağı gidik durumdaydım. Bir o yüzden iki Onur da hafta içi koşuşturmacasından baya bir yorgun çıktı. Daha sağlıklı olacak abi bu haftalık yapmayalım dedik. Pazarı öyle iptal ettik. Dün de e, planlar elektrik kesintisine de geldiği için haftalık globali yapamadık. Artık haftaya iki tur e, popo özel yayınımız var. <laughs> hmm. Bir taraftan ben e, oda dizayn ediyorum. Hani kendime bir çalışma odası yapıyorum. E, Aa, bu arada C Ceren bugün Water yazmayan bardakla geldim. <laughs> Selamlar. Tahmin ettim. <laughs> ben mimarlığı kaçıncı sınıfta bıraktım. Aslında bırakmadım. Şöyle devam edeceğim. Ee, bir buçuk sene falan vardı uzayan derslerimle beraber. Yok Nagile var ya açacağım birazdan ısınıyor gözleri <laughs> Nagile siz yiyin <laughs> ee, şey şöyle ben Yeditepe Üniversitesi'ndeydim ben biraz milleti bekleyelim hem sohbet etmiş olalım ya ben Yeditepe Üniversitesi'ndeydim ee, burs gidecekti ve zaten yurt dışını istiyordum Çekya'da bir okuldan kabul aldım ve hani alır almaz Yeditepe'den kaydı sildirdim hani birkaç dersimi saymayıp orada devam edecektim okula. Ee, sonrasında bedelli askerlik bir anda açıklandı biliyorsunuz hatırlıyorsunuzdur çakıştı okulun başlangıcı çakıştı erteledik başvuruyu ee, bedelli askerlikten döndüm tekrar evraklarımı hazırlayıp e, yeniden e, ön kabul sürecine girecektim. Hani okulla alakalı bir sıkıntı yoktu burada anlaşmıştık. Sonra pandemi oldu. Belirsizlik devam ediyor şu an. <laughs> bir buçuk sene önce, iki sene önce kazandığım okula gidebiliyor muyum, gidemiyor muyum? Baştan mı sınava gireceğim Normalleştikten sonra ben de bilmiyorum yani müthiş. O yüzden böyle eve kapanmış durumdayım. <laughs> Yok hareket ediyor o yastık ya. <laughs> Kaval. <laughs> Ama şey yardımcı olabileceğim bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşabilirsin ya. Ee, markerlerim falan duruyor gönderebilirim en azından. <laughs> falan böyle bir şey. Hiç beklenmedik bir teklif. <laughs> Abi gerçekten çok kötü bir his ya. Ve hani zaten şey benim tahsilim zaten şey diyor mu hani çok ünlü birisinin diploma işine döndü zaten yani o ben üniversiteye 2009-2010'da girdim. <laughs> Hala 4 yıllık diploma yok müthiş insanlar doktora falan yapıyor bu sürede yani. <laughs> ha, bunun bir kısmı için tabii ki teşekkürler müzik diyoruz. <laughs> yani bu kariyerin bir kısmı için. <laughs> evet çok ünlü biri o yani. Mu? Yo. Neyse. <laughs> evet kendi kendime de konuştuğuma göre gerçekten deliriyorum. Heyo. <laughs> yok kesinlikle o değil, kesinlikle kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı değil abi yok. <laughs> ben kendisiyle bir problemi yok yani benim bahsettiğim kişinin ismi Tayyip Erdoğan yani kesinlikle Recep Tayyip Erdoğanla alakası yok yani İsim benzerliği. <laughs> Abi bol şans dilerim ya. Sana da. Benim oldum ya. Yani yok bu salonun bir kısmı. <laughs> ee, şey bizim salon biraz uzun ve büyük. <laughs> ee, biz de onu bazen hani kışın eski bin abi de kışın ısınmıyor, yazın soğumuyor. Böyle problem olduğu için gerekirse küçültürüz diye camla bölmüştük böyle o pratik bir çözüm olarak. Evet, mutfak şu taraf. <laughs> Ama ben e, galiba perşembeden itibaren yeni yayın yerime geçeceğim. Hani annemler dönüyor. <laughs> Onların böyle bir talebi yok sağ olsunlar tabii de hani düzenimi bozmamam yönünde hatta asla ediyorlar da rahat rahat burada otursunlar. Ben kendime çalışma odası gibi bir şey düz dizayn ediyorum şu an işte ben de oraya geçeceğim. Bayağı salaş bir şey yapıyorum, dizayn ediyorum dediğim böyle iyi bir mimari bir şey görmeyeceksiniz kesinlikle öyle bir iç mimarlık bir <laughs> dizaynı görmeyeceksiniz. Her yer posterle kaplandı, işte plaklarıma falan yer yapıyorum. <laughs> Evet. <laughs> Cam mekan. <laughs> Yok. Asla oyuncu koltuğu. Abi çok rahatsız geliyor onlar ya. Tamam sallanan sandalyeyi muhtemelen o odada gereksiz şey olmasın diye kullanmam ama şey var bir tane balkonda. Arka balkonda. Eski tip ofis koltuğu var bir tane. <laughs> muhtemelen onu alacağım. Ama on, o da 360 derece dönebiliyor. Ben kendim kendimi yayına tutamayıp sürekli dönermişim gibi geldiği için. <laughs> biraz bir acaba alıyorum onda yani. <laughs> Instagram DM'lerine bu ara hiç bakmadım Abdurrahman. Hayır, hani hem normal gelen kutusuna hem diğere falan bakmadım yani. Bir, bir, şey mi yazdın? Yayından sonra bakarım. Ya işte uyku düzenimi düzeltince de böyle oluyorum ben. Hani gündüz full iş yaparken telefon bir kenarda. Müzik dinleye dinleye çalışmaca mantığı. Şimdi bir slaytları yaptım dün gece. Bilgisayarı açtığım bir o yani. Slide dediğimde işte şuradaki prodüktör kredisi, sample'lar falan. Ee, bugün yayınla beraber ilk kez teknolojiler şunu neşerim diyebilirim. Ama ya az bir işi kaldı. Yarın son yerleşip temizliğini yapıp tamamen hazırlayacağım muhtemelen. Evet uykumu düzelttiğim anda her şey bozuluyor ya geri kalan. Aa tamam Abdurrahman. Yok seni zaten şey biliyorum. Hani a derken hatırlıyorum seni zaten yani. O konuda problem yok. Ee, yazdığım mesajla alakalı ha tepkisini verdim. <laughs> seni tanıyorum yoksa. Ya MB başlasın da uyku yine bozulur bu arada Deniz ya. Kolay. <laughs> ya da iki, iki, iki el oyun oynamamıza bakar yani. <laughs> <laughs> Cem Mekan ısınamayan evlerin Taylatıdır. <laughs> evet. Evet. Gerçekten Öyle abi. <laughs> Yaşlı Kapanır sistem. Ne mantıklı geldi ya. O dönem. iz Hoş geldin. Iıı ee, Bu gece bir de Oyun yayını umarım. <gülüyor> <gülüyor> cidden düzelttim ya. Erken uykum gelebiliyor. Bu yayının bitişine Bağlı. Ha çok e Return of the Boom Bap'ta da 14 parça var. Yani çok çok aşırı uzun sürecek bir şey değil ama olsun. Bakarız. Olmasa da söz parçanma ya da cuma <laughs> bol bol oynarız hiç problem yok. Ee, hatta daha şeyi düzenlemedim. Geçen hafta Keep 101'i editlemedim. Youtube'a koymak için falan. Daha onlar da var. Bakacağız ya. Ya iki gündür en geç birde falan yatıyorum abi. Düzelttiğimden beri. Pazardan beri aynen. <laughs> ee, geçen hafta ilk kez başladığımız bir seriydi. Aa bugün irtibat mı varmış? Aa. Cumartesi yapamadı mı da onlar onu? Niye öyle oldu? Konuşamamak peki. <laughs> Aa. Ben de artık baba aboneliğim duruyor aynen. Bitmemiştir daha şey educated değil irtibat mikrofonu Deniz. Yani çok eğlenceli oluyor. Ta tavsiye ederim. Ee, tekrardan bakacağım ya. Eyvah eyvah. <laughs> çok eğlenceli olacak. <laughs> ya ben bir kere attım zaten. Ya bir kere attım dediğim şey yani <laughs> Türk şerep günü attım. Biz de çok ok öncesinde bir demo demo değil yani ne attık? kefeni kefeni yolla yatmıştık. Hani <laughs> bizimkilerin rap e, bizimkilerin dedim sanki çok arkadaş olmuşuz gibi. Yani onlar beni ismen falan biliyorlardır yani. Ee, şey beğendiğin nadir repişlerini verdiğim o açıdan mutluyum yani Ercüment abiden. <laughs> Övgü almak güzel bir <laughs> his. Yok onu o haş kendisi yapmıyor ya. Çalıştığı firma otomatik olarak yapıyor. Şey diyorsanız, e, Twitch tekrarındaki kısmı diyorsanız. Aynen Twitch otomatik atıyor onu aynen. Youtube'da öyle bir şey olduysa haberim yok çünkü Youtube'da parçası çalmıyor onu yapamaz yani. Um, ufak ufak başlayalım isterseniz ben size biraz albüm hakkında bilgi vereyim. Hatta parça gelmesin de tamamdır Ceren İyi oyunlar. En azından. We will be here forever. Merak etmeyin hemen başlamıyoruz. Ekranda albüm kapağı dursun mantığında bu hareketi yaptım. Ve bugün neredeyse hiç popo görmeyeceğiz Ceren. bu albüm 93'lerde daha popo icadı olmamıştı o yıllarda mainstream rap müzik endüstrisinde. yani <gülüyor> Sevindim <gülüyor> ama yani e, ne zaman görürüz? Haftaya Pazartesi ve bu Perşembe büyük ihtimal görürüz yine. <laughs> Selamlar herkese. <laughs> bu albüm ilk onuma girmez ama ilk yüzüme alırım herhalde. Tamamdır yani çok sağ ol iyi oyunlar sana da. Perşembe Almanca Almanca Rap'e gireceğiz Emir. O yüzden diyorum Perşembe bol bol görebiliriz diye. <laughs> Cenk'le beraber. Dağımda da da slaytların başındayım gerçi de. Ee, Miraç Günaydın sana da. Ee, albüm hakkında ufak bir info vereyim. Um, Unuttuğum bir şey olmasın diye bakıyorum çıkış tarihi 93 doğru. Hatta 28 Eylül 1993 diyor Wikipedia şu an baktığım kadarıyla. Bu albüm KRS-One'ın 5 sene sonra yaptığı ilk albüm ve ilk solo albüm niteliği taşıyor. bu giden Productions'ta sık atılarak biliyorsunuz 88 yılında bir silahlı saldırı sonucunda faili meşhur cinayet sonucu hayata veda ediyor. Huzur içinde uyusun. Ve bu KRS-One'u bayağı bir etkiliyor. Ki, e, skatlarak, işte evsiz e, sığınağında, e, sığınak demeyelim gerçi ona, ne denir? Tam Türkçe karşılığı. İngilizcesi shelter, sığınak ama ya, aslında sığınak değil o. Neyse, shelter diyelim. KRS-One <laughs> da bir dönem orada yaşıyor biliyorsunuz. Ya sığınak deyince aklımıza savaş mantığı bir sığınak geliyor ya. Evet biz de barınak diyebiliriz ona. O da gerçi çok hayvanlar için kullanılıyor. Yani bunları düşündüm bir taraftan kafamda da uygun kelime ikisi de değil gibi sanki. Neyse. Ee... Shelter abi devam peki. İşte KRS da bir dönem orada kalıyordu. Scott'lar orada e, gönüllü eğitmenlik ve ya, yard, sosyal yardımlarda bulunuyordu zamanında. Tabi Boogie Down öncesinden bahsediyorum. E, Boogie Down'da ikisi beraberdi. Ve Scott'lar öldükten sonra e, bir albüm daha yayınlıyor ölümünden sonra. Ama o aslında Scott'lar e, yapılmış kayıtlar ki bu albümde bile aslında Scott'lar sağken yapılmış birkaç kayıt var. Aynı şekilde 90 çıkışta olmasına rağmen. Keras bu 5 yıllık arada e, e, farklı kafada bir albüm yapmak istiyor açıkçası. Yani klasik boogie down sound'u devam edecek ama biraz daha e, bu James Brown sample'larından vesaire biraz daha sıyrılmak istiyor diyebilirim. Ya yani bu James Brown sample'ları dedim de bu kötü anlamda değil hani. Çok karakteristik bir sound vardı ya görmüştük beraber Golden Age'de. Golden Age'in başında daha doğrusu. Ondan biraz sıyrılmak istiyor ve yeni nesil prodüktörlerle çalışmak istiyor ve o yıllarda henüz yeni yeni çıkış yapan ve bayağı dikkat çeken DJ Premier'e ulaşıyor. Bunun dışında Showbiz'i var ve Kit Capri var. Dört tane beat'te kendisi var. Bir beat'te de Nordic var yeni nesil prodüktörlerin üzerine bir şeyler yapayım diyor. Çünkü bu Down'daki beatlerin neredeyse tamamı K.R.S. olarak ve Larak ikilisine aitti biliyorsunuz. Yani prodüktör yönü de var K.R.S. o yüzden. Öyle bir şey denmedim yine açık K.R.S. bu arada. K.R.S. köpekten köpek dendi yayınladığım sizin yazılarınıza bakayım konuşalım. Mor çatı peki. Bana hoş geldin bu arada tekrar. Aynen geçen yayında hatta senden iki tane var zannettiğim bir yayın oldu ya. <laughs> Kimin yayınındaydı hatırlamıyorum. <laughs> e, o, o, gün halletmiştim o olayı. Son slotu da sana verdim. E, abone olursanız daha slotlarımız açılacak. Falan böyle. Ve bir emotumuz daha açıldı galiba ama daha ihtiyacımız var bayağı. E, neyse konuyu bölmeyeyim. Ee, albüm D&D stüdyolarında kaydediliyor. Ee, label olarak da Jive'den çıkıyor. Ve dediğim gibi Kerasvan'ın e, bu gidan sonrası ilk solo albümü olma niteliğini taşıyor bu albüm. Albümde yer yer Kerasvan e, dancehall ve reggae köklerine biraz dönüyor. Yani e, minimal değil, bayağı ön plana çıkararak kullanıyor aslında bunları prodüksiyon bazında. E, Boogie Down, Boogie Down, döneminden kendi vokallerine sık sık referans veriyor ve bunları sık, e, Scratch Sample olarak kullanıyor. Hitokiri... Hitokiri de, e, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Ee, burada olup yayınlara katılmam bile çok değerliyken sen ekstra bir şey yapıyorsun. Çok sağ ol. Hmm. Boogie? Yanlış mı söyledim? Boogie Down Projects. Şöyle, yazayım ben size. P Productions, pardon. Boogie Down Productions. Kısaca, BDP. <laughs> yani. Üçüncü emote, bizde ne var şu an? Kanye, Kumpir, bir de e, Arabesk Drill emotumuz var. Ee, ne diyordum hmm. albüm Jive'dan çıkıyor ve mesela önceki albümden e, Peace Peace Free parçası Peace Till Free olarak tekrar bir revize ediliyor ve bu aslında albümde de hani aslında Boogie Down Productions parçası olarak gözüküyor gibi gibi detaylar var parçaları dinledikçe bunlara da bakarız İsterseniz ilk parçamızla başlayalım. Albümün introsu olan e, DJ Premier prodüksiyonlu Keras One Attacks. ya da. Yani Keras One saldırıyor. Türkçesi. <laughs> Yine benim çevirilerimle dalga geçilecek kesin. <laughs> evet emir, emir başladı. <laughs> Neyse. E, burada 3 sample'ımız var. Melody e, Charles Wright'ın A Mother's Love parçasından geliyor. Davullarımız e, Paul Nero'nun This is Detroit parçasından geliyor drum break olarak ve I'm Still Number One parçası Boogie Down Productions'ın e, Scratch'lerde vokal olarak sample'lanıyor. <laughs> Eyvallah Emir. E, i̇lk olarak isterseniz yine biz e, sample'larımıza bakalım. Bedirdan Shape Shifter gerçekten ya. Of Shape Shifting Dedektif'ten ne saçmalıklar vardı. Onları ama şey Shifting Dedektif'i bitirmediğimiz için hani YouTube'a atmayacağım oyun oyun içerikleri playlist'ine ama şey yapacağım. orada çok güldüğümüz bir iki yer var. Onları muhtemelen funny moments videosu yapacağız bir tane. <laughs> Mali ile falan. ona koyacağım onu muhtemelen yani. ilk parçamızdan başlayalım. Melodimiz bu direkt girişte var zaten. Charles Wright, A Mother's Love parçası demiştim. Geliyor bir bakalım. Evet. Davullarımıza da bakalım. Paul Nero, Paul Nero, This is Detroit Soul parçasıydı söylemiştik. O da hemen başında olması lazım. Slide'ıma bakıyorum. Evet. Not almıştım Who Sample verilerinden. Bakalım. Davul sample'ımız da bu. Buradan sample'lanıyor davullar. Evet. Duydunuz. Fade attım o yüzden ve son olarak e, Scratch'lerin kullanıldığı parçada Boogie Down Productions'ın I'm Still Number One parçası 43. 43. saniyede başlıyormuş, bakalım. Evet, sample'larımıza baktık. Şimdi de parçamıza bakalım. Hani Primo nasıl bir beat çıkarmış ortaya, e, Keres nasıl bir şey e, yapmış buna bir bakalım hep beraber. O zaman KRS-One Attacks geliyor, albümün açılış parçası. Evet fade'imizi attım, dediğim gibi bunda tamamen Primon'un scratch yetenekleri ve Primon'un beat'i duyuyoruz ve özellikle eski Boogie Down Productions parçalarından e, geçişler var. Mesela South Bronx'u da duyuyoruz bir yerde çünkü mesela ama ağırlıklı olarak e, I'm Still Number One scratch'in e, temel elementi e, daha önce dinlettiğim bence de çok güzel bir intro. Albüm intro'dan sonra, e, al albümün aynı zamanda e, ilk single'ı olan, e, 3 Eylül 1993'te çıkmış wikipedia verilerine göre yine. E, A'da Year'la açılıyor. Hemen ona geçiyorum ben, görselimizde, evet. Sample'ları melodisi James Brown, Funky President'tan alınıyor ve iki tane vokal sample'ımız var, scratch'lerde yine. E, prodüktörü yine DJ Premier parçanın bu arada. Biri Slick, Slick Rick'in The Moment I Feared. Diğeri de yine e, BDP'nin e, meşhur bildiğiniz, daha önce defalarca dinlediğimiz e, Beef dosyasında falan da, e, old school dönem yayınımızda da The Bridge Over parçası. Yine sample'larımıza bakalım. James Brown 3. saniyede başlıyormuş. Hemen bakalım. James Brown Funky President. E, ana elementimiz bu. Beat'in sample'ında. Evet. Fade'imizi attım. O zaman sıkleşlerimizin aldığı vokallere de bakalım. İlk olarak Sneak sl gelsin. The Moment I geliyor. Kaçmış? 40 saniye civarında tamamdır. Ve evet. Sırada ise bildiğimiz Bridges Over'daki sample'ımıza bakalım bir de. Sıkkaşar'da kullanılan diğer sample. Evet, fade'imizi attım. Selamlar Nakka'ya hoş geldin. Undertaker Seyfi'ye hoş geldin. Aa, Ege'cim görmemişim. Ee, Virüs Ege hoş geldiniz. Ve parçamıza bakalım. Here. Bunların hiçbirinin Türkçe altyazısı YouTube'da olmadığı için bugün kliplerle idare edeceğiz. Ee, Rahim de yetiştiremedim açıkçası ben. Kafi yaşamasını bugün. Dediğim gibi bir taraftan çünkü o da toparlıyordum. Ee, Perşembe bir aksilik yaşamamak için yayınlardı kusuruma bakmazsanız bugünlük. Ee, parçamıza bakalım. Cuma inceleriz nakkayı, alabilirsin sen. Parça geliyor. Evet. Albümün dediğim gibi, e, ilk ilk single'ı buydu. E, albüm çıkmadı. O zaman single'lar çünkü şöyle single mantığını anlatayım. Bugünkü gibi tek şarkı vermek aslında o dönem single değildi. S e, single plaklarımız olurdu. Zary hoş geldin. E, single plakları olurdu. E, ve albüm çıkmadan önce verilirdi. Albüm, Wikipedia bilgisine göre konuşuyorum tabii ki şu an bu bilgi asla ezberimde olabilecek bir şey değil zaten. E, 28 Eylül 1993'te albüm çıkmış. İlk single bu parça, Avda The e, 3 Eylül 1993'te, albümden birkaç hafta öncesinde e, single olarak veya promo CD olarak satışa çıkıyordu o dönemler. Ya da dağıtılıyordu. Daha çok o zaman televizyon ve radyo için diyebilirim yani. Ee, ilk single bu parça. burada ben hani şu ilk single, ikinci single derken aslında bunu kastediyorum. Bu arada ben ankette evet oy veren iki kişiden biri benim galiba. Ya <laughs> ne bileyim siz yani size daha fazla bir şey sunabileyimin derdindeyim yani biraz. O yüzden istiyordum onu da. Ya video editten anlasam aslında öyle bir kaynak bile oluşturulur da hani Hani şey parçaları kesecek kadar Movie Maker kullanabiliyorum ben <laughs> YouTube'a atarken bir şeyleri. <laughs> o kadar yani After Effects bile değil. Ee, şu, ben bayağı baktım abi Verus bulamadım ya. Ee, şöyle geleyim. KRS burada 3 Verse var. Ee... İlk verse'de biraz e, çocukluğundan, ya yani genel olarak storytelling bir parça ve hayatını anlatıyor, gelişimini anlatıyor. İlk parça biraz daha kişisel bir bölüm ve biraz e, conscious diyebileceğimiz e, bir dirikal tarzda sahip. E, i̇şte 80 öncesinde yaşadıkları işte siyahi, beyaz olaylarına falan çok ufak giriyor. E, daha sonra Boogie Down'ın kurulması, işte hip nasıl tanıştığı, işte bu bahsettiğim shelter'da, evsiz shelter'ında Scott'larakla tanışıp neler yaptıkları, işte Juice Crew Beef'i, Scott'ın vurulması ve işte rap müziğin onu nereye getirdiğine, hip hop'un onu nereye getirdiğine dair 3 tane verse'ümüz var toplamda. Özellikle ikinci ve üçüncü verse dediğim gibi kronolojik olarak biraz krs 93 senesine kadar geldiği noktaya geliyor. İkinci ve üçüncü verse ağırlıklı olarak rap kariyer, kariyeri üzerine yani. Evet yani krs Fonda mesela Ryan Shime e gerek yok. Hani öncüdür. Ben yani çok severim evet ama mesela daha geçen hafta mesela Nas'ta dinlediğimiz gibi bir kompleks rhyme mantığı krs Fonda yok mesela. O, do o doğru. Ha, burada çok Ryan Shime olsaydı da çok fazla bir şey vaat etmiyorduk size yani açıkçası. Eee Prodüksiyon yine oldu ve bence yine başarılı benim albüm sevdiğim parçalarından biri. Üçüncü parçamız. İlerliyorum. Black Cup. Ya, siyah polis. Yani isminden de anlayacağınız üzere yine politik e, bir parça. Bunun prodüktörü K.R.S. kendisi. Geldim. Sample'ları. Slide'ımızı açmayı unutmuştum. Onu açtım. Ee, ya ırçılıktan şöyle bahsetmiyor. Amerika'da siyah polis, siyah camia içerisinde hani hoş karşılanmayan bir şey var, direkt atıyorum şey var. O camia içerisinde satıcı muhabbeti dönecek bir şey ya. O yüzden diyorum hani yani ırçılıktan bahsetmekten ziyade hani bir siyah polisin e, kendi bu parçada şey var. Bir siyah polisin kendi düşüncesi ve topluluğun ona karşı düşüncesi gibi bir kıyasa değiniyor ki Span diyebilirim yani parça üzerinde dirikal manada. Ee, ben yine prodüksiyonuna geleyim. Aa, ana melodimiz nerede? Burada ha. Billy Williams Armageddon Time. Ana ana sample'ımız, melodi sample'ımız. Ve vokal sample'ımız da yine Boogie Down pro Productions'dan Gimme That parçası. Scratch'lerin olduğu parça. O zaman ilk olarak yine e, melodimizle başlayalım isterseniz. Hemen girişte yine. Geliyor. Evet. Size demiştim ya daha önce de e, reggae ve dancehall etkileşimi çok fazla vardı diye 80'lerde ama çok minimal boyuttaydı. Dinlerken fark edeceksiniz ki Arsen burada bir adım daha öteye kullanıp bunu parçanın ana merkezi halinde kullanıyor, sample bazında hani müzikal, müzikalite bazında reggae yön planda tutuyor daha çok. Bu da o döneme kadar çok sık görmediğimiz bir şeydi. Bu açıdan biraz hani öncülük yaptı diyebilirim. Yani tabii ki e, ikisi kardeş kültür mantığı sürekli iç içe hani reggae MC'leri de yani onlara da MC deniyor çünkü. Reggae MC'leri de çünkü bayağı e, rap'e yakın bir şey yaptıkları için e, e, hibrit giden bir şey aslında o ama bildiğimiz ham rap vokallerinin e, altında böyle bir beat mantığını e, gördüğümüz erken örneklerden bir tanesi bu. Abi genelde Who Sampled'da oluyor. Yani şu an çok klasik albümlere baktığımız için çoğu keşfedilmiş ve Who Sampled'da yazılmış oluyor. Ama mesela daha underrated bir albümden giderken, mesela Türk rapten giderken kendim biliyorsam kendim vereceğim. Mesela burada sample olup olmadığını bilmediğimiz veya sample'ı bilinmeyen bu albümde de 3 ya da 4 parça var. Onlar da size bir slide gösteremeyeceğim mesela. Ee, öyle öyle cevaplayabilirim bunu Emre'cim. Ee, da davullar diyorum. Bir de e yine scratch, scratch, scratch için çoplarımızın alındığı... Parçamıza bakalım. bu Down Productions'tan Gimme That Wow. E, 30'larda tamam. Evet. Fade'imizi attım. Şimdi de parçamıza bakalım. Dediğim gibi bu krs kendi bir prodüksiyonu. Black Cup geliyor. Albümün 3. parçası. Evet. Fade attım. E, açıkçası kendi düşüncem olarak mesela burada yine lirikal içerik demin dediğim gibi conscious rap ve dediğim gibi siyah polis figürü üzerinden e, black on black crime dediğimiz yani siyahın siyaha ettiği zulüm ya da işte mesela Amerika'da e, siyahiler arasında bunu size şöyle anlatayım. Bunu tam Türkçe karşı olan bir tan tanım değil çünkü. Ama anlıyorsunuz black on black crime dediğim şeyi zaten hani tam Türkçe karşılığı olmasa da şudur e, a, Amerika'da e, en büyük, büyük, suç oranı siyahilere karşı ve siyahiler yine bu suçları başka siyahilere karşı işliyorlar. Hani bunu kastediyor ve siyah siyah polis figürü üzerinden Keras Van bu sıkıntıyı anlatıyor. Amerika'daki bu durumu anlatıyor. Evet siyahın siyah yaptıkları diyebiliriz aslında. Ee, kendi adımı bunun prodüksiyonunu çok beğenmiyorum bu beatin. Çünkü basit midir ama yani erken dönem tabii ki bunu güncelle kıyaslamıyorum. Ama albümdeki Primo ya da işte Showbiz prodüksiyonlarının yanında Keras hala biraz prodüksiyon bazında 80'lerin ortasında gibi düşündüğünü görüyoruz bu albümde. Hani 5 yıl aradan sonra geri gelen bir, geri gel gelen bir Keresvan albümü için. Yani açıkçası bunu söyleyebilirim. Ya aslında e, nasıl Pak olayı değiştiren kişi Pak değildi açıkçası. Yani Pak'ın durumu şuydu. Pak, Rapçiler arasında hala galiba en ciddi aktivisti. Biraz aktivistliği yüzünden e, pak yüceltildi. Efsane stasyonuna geldi aslında. Hani yaptığı vokal ya da işte bir tercihleri değildi yani. Bence. Yani Kara Panter üyesi olması ve e, sosyal konulara aşırı duyarlı olması ve Amerika gibi bir yerde ciddi manada bir e, sosyalizme yakın görüşlerini belirtmesi ki yani Amerika gibi bir yerde de sebebim şu var. Amerika'daki Amerika'da asla hani bildiğiniz manada solcu olamazsınız çünkü yani. Oranın en solu bile burada hep söylerim ben bunu arkadaşlar arasındaki muhabbette. Oranın en solcusu buranın e, <laughs> liberali falan oluyor çünkü yani mal, malum. E, ama hani pak, pak, biraz aktivistliği yüzünden o seviyedeydi yani. Efsane statüsünde biraz o yüzden geldi diyebilirim aslında yani. Evet ailesinden gelen aktivist kimliğin mirası etkili. Annesi, annesi babası, üvey babası, hepsi kara panter üyesi, amcası vesaire. Hmm, sırada ne var? Tabii ki dördüncü parçamız var. <laughs> Soruya bak. <laughs> Mortal Tat. DJ Premier prodüksiyonu yine. Ee, burada bas ve davul sample'lanıyor açıkçası. Hani ana melodimiz aslında bir bas riffi diyebilirim size. <laughs> evet Biggi yetenekti abi. Aynen öyle. Safi yetenekti o. Hani Pak yeteneksiz miydi? Hayır. Ama hani Pak'ın biraz... Pak'ı ben biraz overrated bulurum. Yani çünkü abartılmasının sebebi yaptığı müzik değil. Biraz aktivisti ve... E, magazin figürü olmasıydı. Aktif Amerika için hani aktivistik orada eşittir o dönem için magazin figürü olması getiriyordu ve girdiği polemikler vesaire davalar biraz onu e, o kadar yüceltiyordu. Yoksa ya yani şey değil çok sevdiğim parçalar olmasına rağmen yani en basit örneğini vereyim. Hita parçası gelmiş geçmiş en iyi falan diye geyikler dönüyor internette. Asla değil abi çünkü doğru düzgün parçalan yok içinde yani. Hani birine dümdüz sövdüğünüz zaman Türkiye'de de dizi yapılıyor. Dinliyor muyuz? Hayır. Hidamap'ın beat'i o agresyonu size geçmesi bunlar güzel şeyler. Hani beat'ini falan çok seviyorum o parçanın ama yani çok can alıcı bir satır, satır da yok içinde yani. Aynen evet. Yani Novaza dinler falan varken. ABO e, Prime mu? Evet. ABO Prime'ını bize basmış. Çok teşekkür ederim. Ekstra değerli bir şey bizim için. Yayınlara katılımın yeterliyken abone olman gerçekten e, e, ayrı bir anlam ifade ediyor. Çok sağ ol fakı da karşımıza aldık değil mi? <laughs> ya o, Serkan o... o ya, Dr. Dre'nin etkisi o biraz evet prodüksiyon bazında ama Dr. Dre ile çalıştığı da bakın bir sene hani. Yani baktığımız zaman hani 95 ile ölümüne kadar ki hatta ölümün, ö, ölümüne yakın zamanda Dre ile araları açıktı zaten. Yani, 95-96'daki prodüksiyon var ama bakın kariyeri 91'de başlıyor. Yani altı e, 6 senelik kariyerde bir sene Dre var aslında. Pakın yanında. Yani onun için bütün pak prodüksiyonları için aynı şeyi söyleyemem yani. Ki yani ya şu, yine aynı şey var. Yani, e pak da Easy Mobile ile çalışıyor. E, Eda -E da Easy Mobile ile çalışıyor. Aslına bakarsak hepsinin aynı sound'u yani. Ee, ben devam edeyim tekrar. Ee, bass sample'ımız Art Blakely Stretching ve davullarımızın alındığı Drum Break'imizse kimlendi? Bret Run, Live parçasından geliyor. İkisi de hemen girişte başlıyor zaten. İlk bass sample'ımıza bakalım isterseniz. <laughs> Çizgi film müziği, yani jazz olduğu için ve <laughs> bir dönemde baya jazz ve blues parçalar ama ağırlıklı caz parçalar, ragtime parçalar daha doğrusu artık biliyorsunuz kavramları The Craze'dan. Real Time parçalar, bir dönemki çizgi filmlerin direkt çalışıydı çünkü. Davullarımız da Brad alınıyor demiştim, Auld o parçası. Bir de ona bakalım ve parçamıza geçelim. Evet, çok güzel parça ama, <laughs> Cihaz çizgi film müziğidir, <laughs> değil mi? Bu da dendi. <laughs> o zaman yine Primo Production'a olan Mortal Talas'a da girelim ve bakalım beraber. Evet durdurdum. Sıradaki sample'ımız ekranda olsun. Zaten dinleyeceğiz birazdan. O <laughs> Miraç gerçekten <laughs> in the house. <laughs> Hoş geldin Miraç'cım tekrar. Ger gerçekten karta para atmaya mı gittin oğlum? Ben ciddiye alıp da dur abi atma o kartını <laughs> o paranı kartına falan diye espri yapardım da <laughs> ben hani trollü ne diyorsun sanmıştım gerçektenmiş. <laughs> Çok sağ ol kanka sağ ol. Tekrar. <laughs> evet atma o paranı Baykana. Bu arada arkadaşlar şey değil hani. Evet 8 lira artık Prime için düşük meblağ kabul ama yani şey değil. Ben e, çoğunuzdan hani böyle bir beklentim yok. Tabii ki olup yap, yapabiliyorsanız, el veriyorsanız maddi durumumuz böyle bir destek olmanızdan tabii ki e, memnun kalırım ama yani şey değil. Kendinizi de sırf bunun için sakın zorlamayın yani. Benim derdim sizin cüzdanınızla değil yani. <laughs> Emir. Evet. Sıradaki parça Primo ve e, Keresfan'ın beraber olarak e, prodüksiyonunu yaptı. Beraber olarak. Eyvah çok kötü bir cümle. Keresfan ve Primo beraber olmamıştır herhalde umarım. O manada hiç. <laughs> I Can't Wake Up. Beşinci parçamız. Keres ve DJ Premier beatini beraber yapıyor diyelim biz bunu. <laughs> <laughs> Çok pardon ya. <laughs> i̇şte uyku normal olunca ben böyle bir sersem oluyorum ya normale dönünce. Yıllardır bo bozuk attım. Bozuk attım. Yıllardır bozuk alıştığım için kafam atıyor böyle. Arada. <laughs> bu gece dördümüz var sen iyi değilsin ya gerçekten böyle uyku normal olunca bu saatlerde böyle mayışmaya falan başlıyorum böyle tam bir yaşlı modu ve <laughs> sarhoş gibi cümleler kurabiliyorum gerçi bunu normal şartlarda da kuruyorum çok sık ama o şeyden oluyor 2-3 e, sonraki cümleleri düşünürken o anki cümlemi karıştırıp e, çıkarma durumundan kaynaklanıyor yani <laughs> Neyse devam edeyim ben. I Can't Wake Up e, infoları verdik. Mm, Bas sample'lanmış, melodi sample'lanmış ve yine scratch için vokal sample'lanmış. Aslında buradaki vokal biraz scratch için değil aslına bakarsak. Yani dinlediğinizi anlayacaksınız zaten. Efekt gibi kullanıyor Primo onu. İlk olarak basımıza bakalım istiyorsanız. Horisen ya da tek tek sayayım. Bas Horisend'in... E, Bas, Horace Andy'nin Zion Gate parçasından samplelanıyor. Melody Mark bu parçanın ismi bayağı uzundu ya. Oradan küçük göremiyorum. onu bak buradan bakacağım. The whole world wide ain't nothing but a party parçasından samplelanıyor. Adım batsın. <laughs> Tek nefeste okumak zor. <laughs> Ve Christopher Williams'ın I'm Dreaming parçasından da vokal chop alıyoruz. İlk olarak basla başlayalım. Parçanın başında zaten. Eee Horace and the Zion Gate. Şu an açık olan parçamız zaten ekranda geliyor. Evet. Ee, sıradaki melody sample'ımız. O da başında olması lazım. Yine bakıyoruz hemen. Evet baktık. Ve son olarak vokal sample'ımız vardı. O da Chris Christopher Williams I'm Dreaming parçası. Hemen bakalım. Parlament kuşağı film açılışı müziği gerçekten <laughs> bu arada. <laughs> ve parçamıza bakalım. Can't Wake Up Ama Blunt parçanın ismi. E, Primo ve Keresvan'ın ortak beati demiştik. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> evet, parçamızı bitirdik. Parça e, erken dönem v biri yani e, <laughs> Türkiye'de yapsanız hapse gireceğiniz türden parçalar diyeyim. <laughs> BDM'nin ne demek olduğunu bilmeyenler için. Ve KRS burada yine storytelling şeklinde diğer e, stoner rapçilerle e, diyalog halindeyken, e, pardon diğer stoner rapçilerle beraberken girdiği diyaloglar üzerinden bir storytelling örneği e, sunuyor bize. Çok kötü cümle kurdum ama anlamışsınızdır herhalde. <laughs> Ee, Zarci sormuş. Vuruşların üstü olması canlı performansla dinleyiciyi yakalamak için yapılan düzenli bir tercih mi o dönemde? Hem ebed hem, evet, hem biraz e, erken dönem e, mix mantığı buydu. Hani moda buydu diyebilirim. <laughs> Anladık abi. Vay var artık peki. <laughs> i̇şte yine e, sonraki cümleleri düşünürken <laughs> cümle kuramamak dediğim anlardan birindeyiz. ya. <laughs> Öz özellikle Redman, işte Cypher Seal, Fab Five Freddy gibi detaylar, referanslar pardon, e detay olarak gözümüze çarpıyor. Sıradaki parçamız e, 6. parça ama mesela onun e bir sample infosu yok. Slap Demo parçası. Douglas Jones ve Nordicodo prodüksiyonu. E albümdeki Primo ve KRS dışında ve Kit Capri dışında bir parçada gördüğümüz show bizle beraber bir de onlar var. Sample var olup da bilinmiyor da olabilir. Yani Who Sample'da baktığımda bir sample gözüküyor ama orada orada ben bir sample yakalayamadım. Hani bir şarkı sözü referansını sample saymam. KRS çünkü onu samplelamamış. Kendi kendisi söylüyor o kısmı. O yüzden onu almadım. Sample sample varsa da keşfedilmemiş olabilir ya da sample kullanılmamış olabilir bu parçamızda. Ee, onun için direkt olarak parçamıza bakalım. Careers ve Ilvill'in performansı var burada vokal olarak. S Slap them Up geliyor. A Mira şey var o Twitch belli belli ay ay gidenlerde farklı renkli işte aynı e görselin Farklı renklerdekini falan istiyor ya da farklı bir sembol istiyor ben o renklerle sağladım onu Mecburen Hani Düzenli ay ay e, abone ol olunduğu vakit işte her ayın belli bir strike evet belli bir e, abonelik Strike'ine girdiğiniz vakit e, O logo değişecek O zaman slap the map geliyor bu gereksiz infoyu da verdiğime göre <laughs> Hadi bakalım Evet fade attım e, Parça çalarken de size söylediğim gibi benim albümde zayıf bulduğum parçalardan bir tanesi e, çünkü sadece neredeyse sadece drum break üzerinde yürüyor ve işte Kerestan'ın vokali biraz kurtarsa bile tam olarak kurtaramıyor. Ben bu parçadan biraz sıkılıyorum ama e, Zardini de söylediği gibi kafi aşamasında üst düzey bir uygulama olmasa da teknikte farklılıklar. bariz. kimi zaman vurguyu son eceye alıyor, kimi zaman kelimeyi esnetiyor diye ki dediğim gibi e, Kerestan zaten öncü olmalısı Kerestan'ın öncülerden biri sayılması sadece eski olduğu için değil. Nasıl Rakim kompleks rhyme geliştirdiyse de KRS-One günümüz vokalini icat edenlerden bir tanesi diyebilirim günümüzdeki vokal tekniklerini. Çünkü bunu Hip Hop 101'in erken dönem old school ve new school yayın, yayınında bu üçünü incelediğimiz yayında erken örneklere geldiğiniz zaman bak pardon baktığınız zaman çok daha ilkel, biraz konuşur gibi bir şarkı söyleme varken vokalde Burada öyle değil artık. Hani ve bu bu e, bunu ke, bunu iyi geliştiren isimlerden biri de Kerasman. O yüzden yani gerçekten tekniğini tartışmam. Ama bir kompleks rhyme bazında e, ilerleyen yıllarda oluyor o da oluyor gerçek. Keras kendini geliştiren bir isim ama bu albümde henüz öyle bir kompleks rhyme şeması görmüyoruz zaten yani. E, Yok yani kötü bir parça değil ama 4 dakika için yani sadece bir drum break üzerinde hani o dönemin sound'u buydu. Hani Keresvan'ın geldiği era'nın sound'u buydu. Onun için normal evet. Ama artık hani günümüzde dinlediğimiz müzikal varyasyona alıştıktan sonra biraz zor gelebilir çoğumuza. Ee, sıradaki parçamız gelsin o zaman. Wow. albümde Showbiz'in tek beat'i yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve Hepinizin bildiği bence de albümün en iyi parçası olan albümün ikinci single'ı Aralık 6'da yayınlanıyor single olarak klibiyle. Albüm çıktıktan sonra verilen ikinci single bu. Demin dediğim gibi o zaman single'lar albüm çıkmadan önce promo ve albüm çıktıktan sonra tekrar hani bir albümü alın diye hatırlatmak için albümün içerisinden e, klip çekilirdi. Şimdiki bir hani sadece e, dijital olmadığı için o zaman o dönem şimdiki bir sadece single vereyim her hafta gibi bir şey yoktu çünkü yani tüketim aralığımız çok daha uzundu. Şimdi hafta yani çok çok hızlı tüketiliyor her şey. Yani bir hafta önce hit listelerdesiniz. Bir hafta sonra o parça artık tüketilmiş ve sıkılmış oluyor artık. Çünkü öyle bir üretim düzenindeyiz. Ee, Sound of the Police parçası. Yedinci parça. Showbiz prodüksiyonu. benim de albümdeki favori parçam zaten. Sample'larına bakalım. drum break'imiz Sly and the Family'den geliyor. Family Stone'dan geliyor pardon. Sing A Simple Song parçasından Davul'umuz geliyor. Melodimiz uh, Grand Funk Railroad'dan Inside Looking Out parçasından geliyor ve vokalimiz yani sample'ımız uh, Boogie Down Productions'ın It Means Necessary parçasından geliyor ya da kısaca Necessary parçasından geliyor. Sample'larımıza bir bakalım ilk olarak isterseniz. O zaman ilk olarak Drum Break'imiz gelsin. 2.16 tamamdır. Evet davulumuz buradan samplelanmış. Siz de duydunuz. E, parçayı zaten bildi varsayıyorum. Çünkü bayağı popüler bir parça ve klasik parçalardan bir tanesi çünkü. E, melodimiz e, 318'deymiş. Grand Funk Railroad'un Inside the Out parçası geliyor. Ve vokal sample'ımıza bakalım. Eee bayağı a necessary parçası. Demin de söylediğim gibi Boogie Down Productions'tan hemen geliyor. Ve parçamıza bakalım. Keres Sound Of The Police geliyor. Hepinizin, bir kısmınızın Lahayn'dan bildiği, bir kısmınızın zaten bildiği parça. Çünkü bu parçayı aslında yıllar sonra Lahayn tekrar meşhur etmiş oldu. Fransa, Fransız filmi ve DJ Kattgüller'in e, NTM'de bu parçayı birleştirerek yaptığı mashup tekrar bu parçayı meşhur etmiş oldu globalde bir kez daha. Geliyor. Evet. <laughs> Geçme. <mi? gülüyor> <laughs> ee, size daha önce de söylediğim gibi yani albüme başlamadan önce albümü tanıtırken söylediğim gibi Chaos Fun bu albümde e, özellikle çoğu zaman Ragamuffin vokale bir dönüyor yer yer. Hani burada bir e, regi referanslarını görüyoruz. Bir taraftan da iki parçada net regi sample'ları kullanılıyor ve burada da yine bu referansları görüyoruz. E, conscious Rap'in çok güzel bir örneği ve döneminde de çok ses getirmiş bir parçaydı. Dediğim gibi hala da popülerliğini ve anlamını koruyan bir parçası Amerika'daki siyahiler için. Sıradaki parçamız. Sekizinci parçadayız. Altı parçamız kaldı. Sekizinci parça yine KRS-Po'nun kendi beati üzerine Mad Crew parçası. E, i̇ki sample var, bir davul sample'ı bir de melody sample'ı. İlk olarak Five Five Steps'in don't, don't Change Your Love parçasında davullar kullanılıyor. Sonrasında James Brown'un yine daha önce de söylemiştim kendisi de zaten parçasında bahsediyordu Out Of Here'da. Erken dönemde çok çok fazla James Brown sampleladıklarından bu albümde de yine görüyoruz ama burada artık daha deneysel kullanımlar başlıyor. Kereston'un erken dönemine kıyasla deneysel yoksa bizim için artık deneyselliği kalmadı bunun tabii ki yani. James Brown'un e, "Get Up Off That Thing" parçası Melodinin alındığı parçamız. İkisinde de sırayla bakalım. İlk olarak melodimiz gelsin. James Brown "Get Up Off That Thing" e, 20 saniye civarında, slide'da yanlış görmüyorsam geliyor. Evet fade'imizi attım. Ve davullarımıza bakalım. O hemen zaten parçanın girişinde vardı. Five stair steps don't change your love davullarımızın alındığı parça. Sample'landığı parça daha doğrusu. Geliyor. Evet. Çünkü daha fazla dinletmiyorum. Çünkü sample'ımızı duyduk biz. Davullar buradan mı? O zaman uh, e, Keras One Matt Crew geliyor. Dayava gerçekten bilmiyordum. Eyvallah. Evet fade attım. Çünkü Nakarat ve işte Ill Will, Gangstar gibi gruplara saygılar sıralandığı kısma gelmiştik. Ve parça çünkü 4.5 dakika. Bir fade attım. Size bu arada enteresan bir bilgi vereyim. Wikipedia'da o da varmış. Ee, Wikipedia'dan ben aslında tarihlere bakayım diye aldım biraz. Sayfayı açık bıraktım arka, arka planda ama size mesela enteresan bir bilgi verebilirim. Bir sayfayı aşağı kaydırınca gördüm. Ee, bu albüme ee, ...dönemin ee, basın kaynaklarının incelemelerine kaçar puan verdiklerini söyleyeyim size biraz. All Music 5 ee, üzerinden 3 yıldız. Chicago Tribune 4 üzerinden 3,5. Entertainment Weekly B artı. NME ee, 10 üzerinden 8. Q 5 üzerinden 3. Rolling Stone 5 üzerinden 4. Albüme verdikleri puanları, puanı söylüyorum. Ama enteresan da Rolling Stone'un bir de albüm guide'ında ise 5 üzerinden 3 verilmiş, aynı derginin <laughs> e, ek sayısında, ek içeriğinde. The Source 5 üzerinden 4 vermiş, Spin Alternative Record Guide 10 üzerinden 8 vermiş ve The Village Voice e, A eksi vermiş. Evet Musa, böyle enteresan 4 üzerinden 3,5 gözüküyor orada. Mad da benim albümde basit prodüksiyonuna rağmen sevdiğim bir parça. E, sıradaki parçamız. a-oh parçanın ismi ee, ve bun, bunun da bir sample bilgisi yoktu yine prodüksiyonu KRS-One galiba benim albümde en az sevdiğim parça bu yanlış hatırlamıyorsam <laughs> geliyor olsun bakalım beraber evet fade attım ben parçaya 4 dakika tamamen ııı ee beatbox üzerinde yürüyor ve gerçekten biraz e, sıkılıyorum ben. Ya o dönem için yaratıcı bir fikirmiş ama yani yani bu parça. Evet bir dakika falan olsa evet ama 4 dakika biraz yoruyor bu parça biraz kafa yoruyor. Hani ben uzun süre beatbox dinleyemiyorum <laughs> açıkçası. Ve 10. parçamızdayız. Brown Skin Moment, Kit Cup Beat'i. Emir için çevirisini de yapayım. Kahverengi ten, tenli kadın. <gülüyor> parçanın <gülüyor> ismi. <laughs> evet. ee, Kit Cap'in prodüksiyonu. iki sample var parçamızda. Bas e, enteresandır. Bugidan Productions'ın başka bir parçasından bas sample'lanıyor o beat'ten. E, ve double sample'ımız var. Ludan'ın e, Potbelly parçasından. Ee, o zaman ilk olarak Love's Gonna Get parçası geliyor. BDP'nin hemen başında zaten. Buradan bas sample'lanıyor. Bakalım. Evet fade Bu arada evet Nefret'in Meclisi Ali Albüm'de de beatbox var da ben genel olarak hani çok iyi yedirilmedikçe mesela bunu Fransızca rap'te gösterdiğim size Sayen Super Group çok güzel kullanır. Çok güzel kullanılmadığı müddetçe beatbox'tan biraz sıkılıyorum açıkçası. <laughs> ve özellikle e, ortaya çıkabilecek tükürüklerden dolayı e, Covid-19 önlemleri kapsamında beatbox yapmakta tavsiye etmediğim bir şey e, Fahrettin Koca'yla <laughs> klasik incelemenin sonuna geldik Baykan Varlas olarak ben devam ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Drum break sample'ımız Pat <laughs> Patbele'den geliyor hemen parçanın başında zaten evet Fade attım. Double duydunuz. Ya Fahrettin Koca'yı karşımıza alsak ne almasak ne zaten abi. Yani <laughs> veri saklayarak manipüle ederek zaten herhalde bütün Türkiye'yi karşısına almıştır. En azından %50'sini. Gerçekten beatbox'tan ben de sıkılıyorum. Ay. <laughs> şey var diye bir ara imzasız oyları falan da sayılıyor sayıyorlardı. Acaba <laughs> ölümlerden ne yapıyorlar şu an? Ne, neyi sayıyorlar, neyi saymıyorlar ya? Evet bu kalabalığa sağlam gelen hasta çıkar diyorsun abi Taksim için, haklısın da. E, abi e, Ayasofya açılışı, e, mitingler falan yapıldı hani falan ya bu derece hani bakansın pek ilgi ilgili değilsindir herhalde o konulara da. E, onlara da aynı açıklamayı yapsaydın ya abi. Ya ben ciddiye almıyorum kendisini o yüzden. Carvinella takip için teşekkürler, hoş geldin. <laughs> ya şey var ne kadar doğru bilmiyorum manipülasyon ve çok anladığım bir konu değil de ya Covid hastalarının arkasında sela okumuyor yani hani hasta kafir mi sayılıyor abi neden? Bir ara 10 saniyede bir sela dayıyordunuz megafonlardan bütün sokağa. Ekşi sözde gördüğüm bir şey yani belki doğru değildir bilmiyorum da ben genelde sela du duyacak kadar ayakta kalmıyorum çünkü. <laughs> yani saat bazında. Of, neyse ben parçamıza devam ediyorum. Keras von Bram Woman geliyor. Beraber bakalım sample'larımızı dinledik. Evet, parçamız bitti. Benim için albümün ortalama parçalarından bir tanesi hani, e, ah, o kadar sıkmıyor ama çok da favorilerimden değil. E, bu arada hani demin şey, <laughs> ezanın sample'ı falan geyiğine girdiniz. Size komik bir anı anlatayım. Kısaca bu, alakalı konu. Ee, benim e, üniversitedeki en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi üniversiteden sonra İngiltere'de dil okuluna gitti. Orada edindiği arkadaşlarından iki tanesi de biri İtalyan biri Alman. E, Türkiye'yi turistik geziye geldiler. Biz de çocukları rehber olarak gezdiriyoruz. Çocuk e, Marco İtalyan olan. abi Ömründe ezan duymamış. Fikri yok. Ve hani onu şey. Ortaköy'deyiz abi. Yok şirk gelmiyor. Ama da e, e, meydan dayağı yiyorduk az Abi çocuğun ilk kez duyduğu ezan cam o ortak de, deniz kenarında e, meşhur bir camimiz var yani. Direkt orada hani dibindeyiz zaten. İşte müezzin çıktı, ezana başladı. Bu şaşırdı, şok oldu böyle. Aa DJ diye bağırıyor <laughs> ortak <köyün> ortasında. <laughs> Esnaf şöyle ters ters bakıyordu. Biz bunu tutarak koşa koşa kaçırdık oradan abi. <laughs> Sonra, ama yani adamın bir de şey var. Oturduğumuzda da hani hani İtalyan birinde müezzini nasıl tasvir edeceksin, anlatacaksın? Yani onun da o da bizi çok zorladı sınav olarak ya. Zari demiş ki demin ki Covid muhabbeti üzerine. Karamsar tarafı ise sayılar çok yüksektir. Hükümet mevcut önlemlerle üstesinden gelemiyordur. Belki bir yaşın üzerindeki ölümleri olağan ölümmüş gibi kaydedip gerçeği çarpıtarak olayların kontrol altında olduğunu yanılsamasını yaratarak siyasi iktidarı koruma üzerine bir strateji geliştirmiş olabilir. Ben de bu, bu karamsar tarafa daha yakın düşünceler içerisindeyim. Sadece açıkçası. Ya yani dediğim gibi burada bir şirk anası yok. Biz burada linç ediliyorduk ama yani kesinlikle kötü niyet yoktu orada ya. ya. Sıradaki parçamız. 11. parçamız olan Return of the Boom Bap. Ve Return of the Boom Bap'te de net bir sample bilgisi yok. beat Keras Who da yok. Beat Keras ait. Geliyor. Albüme ismini veren parça aynı zamanda tabi. Evet fade attım. E, Musa Bas parça kaldı. Üç parçamız daha var. Zaten hızlıca geçeceğiz. Ya bu parçada da şeyi fark etmişsinizdir dedim. gerçekten bu benim bir net kesin bilgi değil tabii ki yani böyle bir kesin kural yok ama 80'lerde o modaydı. Böyle, biraz fazla reverb'lü e, vokal ve çok minimal beat'ler, ağırlıklı drum break üzerine giden beat'ler duyuyorsanız muhtemelen parça 80'lerde kaydedilmiştir. E, bu parçada olduğu gibi. Yani yani şey, albüm 93 çıkış ama daha önce e, albüm hakkında size ufak girişte bir info vermiştim yani. Parçaların bazıları işte scatlarakla beraber yapılmıştı. İşte e, bu Gideon albümünden buraya aktarılan şarkılar diye. Muhtemelen bu da onlardan biri. Çünkü Sound Of The Police e ya da işte ilk dinlediğimiz parça olan e, <laughs> ilk dinlediğimiz değil pardon intro değil ikinci parça One Out Of Here'daki prodüksiyona göre bu biraz bu çünkü daha ilkel kalıyor çünkü yani. E, sıradaki parçamız geliyor. Peace Free Pardon Peace Still Free. E, Sample'a kafam gitti yanlış okudum. Çünkü bu parça e, Criminal Mind albümündeki e, Peace Free parçasının iki yeni versiyonu, e, DJ Premier prodüksiyonu, üç tane sample var. Vokal e, remix for Peace Free'den geliyor, Bugidan Productions'tan. Drum break'imiz Joe Tex'ten geliyor. E, neydi? Burada okuyamıyorum çünkü oradakini. Papa was two parçasından geliyor ve melodimizde. Ee, Burnham opinin The Jib... Of köpekler yine. The Jibble'in parçasından geliyor. <laughs> Yok ya ona ilgili olmuştur öksürük. Ee, ya uykum geliyor gibi. Bir de yani yarın derken kalkıp şu odayı bitirirsem daha iyi olacak. Çünkü daha slaytları hazırlayacağım Almanca rap için. Onun için bugün herhalde bu yayınla beraber kapatırız. Eee... İlk olarak Melody sample'ımıza bakalım isterseniz. The Divine geliyor. Hemen girişte zaten sample'ımız. Evet. Davullarımıza bakalım. Yine bilindik bir drum break. Ba daha başka parçalarda da bunu kesin duymuşsunuzdur zaten. Joe Tex'in Papa Was Two Parçası 1966 çıkışlı. Hemen girişte yine. Ve parçamıza da ismini veren parçadan e, vokal katımız var. O da 3.22 galiba. Ya da... 2 mi 3 mu? Yok 1.12. Evet. DJ Premier prodüksiyonlu P, P Still Free parçamızın sample'larına baktık. Bir de parçamıza bakalım. Ve bu parça krs albümünde olmasına rağmen hala BDP parçası olarak geçiyor. Bir iki soundtrack'te de kullanıldı yanlış bilmiyorsam. Onlarda da BDP olarak geçiyordu. Geliyor. Evet fade'imizi attım. Zaten yani, e, son 15 saniyesi 20 saniyesi falan vardı. Onun için fade'imizi attım. Sıradaki parçamıza geçiyorum. E, Peace to free dinledik. 12. parçamızdı. Son iki parçamız var. Sırada yine Kit Capri BT üzerine Kit Capri düetli Stop Fronting geliyor 13. parça olarak. Sample'ları e, Ahmet Cimol'dan Poinkanya, parçası. Kesin yanlış okuyorum. Gözüm görmüyor çünkü. Poinciana Evet şimdi düzgününü söylüyorum. Ahmet Mol Poinciana parçası ve vokal sample'ımızda Justyce'ın e, Latoya parçası. Eee ilk olarak melodimize bakalım. 1.30 civarında geliyor. Evet frede attım? Bir de vokal sample'ımıza bakalım. 102 civarında geliyor o da. Fail'imizi attım. O zaman Keras One ve Kit Capri düetli e, Stop Front'in parçası geliyor Kit Capri prodüksiyonuyla. Hadi bakalım. Evet. Ve son parçamıza geçiyorum. Bu parça da hani benim albümde kötü bulmadığım parçalardan ama Neyse albüm bitsin gerçi en beğendiğim şu parçayı öyle söyleyeyim. Son parçamız yine DJ Premier Prodüksiyonu, Higher Level. Emir çevireyim mi <laughs> istiyor musun? <laughs> e, parçada iki sample'ımız var. Biri, e, Jim Page'in e, Black Lost parçası, bir film soundtrack'i. E, korku komedi sayabileceğimiz bir <laughs> film. Ya korku diye çekiliyor ama komedi unsuru daha fazlaydı yani. <gülüyor> Açıkçası. <laughs> Davullarımızsa Rufus Thomas'tan geliyor. The Breakdown 3. bölüm. E, ikisine i̇kisine de sırayla bakalım. İlk olarak e, Gene Page Black Strikes geliyor. 25. saniyeymiş. Yaklaşayım. Evet. Ve davullarımıza bakalım. Rufus Thomas The Breakdown Part 2. 3 3 demişim ya 2. Evet ve e, albümün son parçası olan Higher Level'a da beraber bakalım. Sonra da albüm hakkındaki genel e, bir kritiğimizi yapalım ve kapatalım isterseniz. Ge o zaman Chaos One Higher Level geliyor. Ve evet, bu parçayla beraber albümümüzü bitirdik genel bir yorum yapmam gerekirse 93 yılına göre yorumlarsak ben de herhalde 10 üzerinden bir 7.5-8 veririm. Ama günümüz mantığıyla bak hani ilk kez dinleyenler için özellikle hani Primo ve Show bizim beatleri eyvallah ama diğer beatlerde biraz sizi baymış olma ihtimali beatler yüzünden mümkün olan bir albümü bitirdik beraber. Ve bu yine albümün bir klasik olduğunu hani çok <laughs> 7.6 üzerinden 5.9 peki. <laughs> Bu yine klasik olduğunu ve e, birçok kişiyi günümüz rapçisinin etkilediği gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. Hani Keras en iyi işlerinden bir tanesi. Ve dönemine göre gerçekten bayağı iyi albüm kabul. Benim albümde en beğendiğim üç parçaya gelirsek sıralamasıyla bir Showbiz prodüksiyonunu Sound of the Police koyarım herhalde. Sizde muhtemelen öyle yapacaksınızdır diye düşünüyorum. 2 A dahir DJ Premier prodüksiyonu. 3'e de Mad Cruel'la Higher Level arasında e, biraz gidip geliyorum ama galiba Higher high Level diyeceğim buna da ben ya. E, benim için en kötü parçası açık ara AO. Hani o beatbox'la olan parça hatırlarsanız. E, siz ne düşünüyorsunuz? Onu da bir sorayım. Sizin de yorumlarınızı alayım albüme dair. Chat. <laughs> Gittiniz mi oğlum? <laughs> ha şimdi düştü önüme. Üç yorum birden. <laughs> Dönemine göre gayet iyi parçalardan oluşan Rhyme Şeması da baya bir albüm olmuş demiş Panisel. Ee, benim bir yorumum yok demiş Musab. <laughs> uyumuşum diye var abla ama. farklı dönemlerde kaydedilen parça olduğu için albümü baştan sona dinlerken ahen kayboluyor. Evet. Güzel bir yorum zariden yine. Çünkü e, daha önce de söylemiştim. Hani skatlarak e, sağken e, BDP döneminde yapılan parçaların da bazıları bu albümde var. Hani e, atıyorum albümün kayıt süreci 1-2 sene değil aslında bakarsak 80'lerden başlıyor. O açıdan biraz bir kopukluk oluyor yer yer. Ve o çok belli hani hangi dönem kaydedildiği bazı parçaların. <laughs> emir anketle meşgul demiş. Evet en iyisi. Polisin sesi daha yüksek seviye. Üçüncü dediğini kaçırdım pardon peki. <laughs> polisin sesi deriz yani hepimiz ona emir. <laughs> Türkçe dublajlı. Ya bu, bu zaten şey yani. Keras Pump ben aslında New School ama Old School da sayarım gerçi de hani New, yani çünkü şey var New School'u nerede başlattığınızla alakalı o biraz da. Ben, ben, ben sound olarak baktığım için New School'a dahil etsem de Chaos aslında Old School yani. Gerçek manada Old School diyebilirim. Ee, yani herkese hitap etmeyebilir bunu anlay anlayışla karşılarım yani ama. Ben gayet güzel bir albüm dediğimi düşünüyorum genele vurduğumuz zaman. Haftaya e, sırada normalde Discord'da atını sırada DMX'in It's, It's Hard and Hell Is Hot albümü vardı. Ama ben biraz daha kronolojik e, gidelim. Hani iyice yani kronolojik gidelim derken hani bir daha da tekrar 90'lara dönmeyecek miyiz? Tabii ki döneceğiz hani 2000'lere geçtikten sonra ama şey var. E, çok e, kafa karışıklığı olmasın diye en azından böyle 5-6 hafta bir 90'lar albümlerine bakalım niyetinde olduğum için. E, onu biraz daha ileri atacağım, öteleyeceğim. Ee, henüz seçmedim albümü. Ya listeden bir şey alırım ya da kendim rastgele bir şey getirebilirim hafta. henüz belli değil. Ee, haftaya klasik inceleme yine salı günü olur. Müzik Business'ın bir sonraki yayını ne zaman belli değil çünkü daha onun konusuna falan ve konuğuna hiç karar vermedim. Müjde ablayla da çünkü daha sonrasında belgesel falan bittiği zaman erteledik o işi. Ee, Yarın muhtemelen yayın olmaz. Perşembe'de Hip Hop 101'de Cenk'le beraber bir aksilik olmazsa Almanca rap dosyasına giriyoruz. Bir iki haftamız o yedik yer. Ondan sonra da muhtemelen bir üç hafta falan sürer o. Çok detaylı gireriz. Çünkü bir Türkçe rap tarihi yaparız Hip Hop 101'de ve sonra grup incelemelerine vesaire Hip Hop 101'de geçeriz diye düşünüyorum. Emir yok Discord'a gelirim bir 5-6 dakikaya o kadar da değil. Return of the Boomback parçası tam partilik parça demiş Zahide ben konuşurken bu arada. <gülüyor> Musab. <gülüyor> ee, o zaman e, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, iki, i̇ki buçuk saattir ee, sık, sıkıldıysanız bile burada olduk, kaldığınız için. Ee, Hitokiri ve abone abonelikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Perşembe görüşmek üzere diyor ve sizleri öpüyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.